akşamlar sevgili seyirciler, günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Şu anda e, İl Milli Eğitim müdürü, Müdürlüğü Şube Müdürü e, Mürşit Can Bulat'ın sizlere e, onun evinden sesleniyoruz. Ve yanımızda da e, küçük kızımız Ece Can Bulat da var. Sevgili seyirciler bugün e, Mürşit Hoca'nın daha önce bizim haberlerde de yer almıştı. E, bir güzel bir çalışması var, güzel bir e, kitabı var. E, kişisel Gelişim Serisi e, yayınlarında e, Yansımalar isimli bir kitap var. İkinci baskısını yaptı. E, bugün bu kitabı konuşacağız. Evde olmamızın nedeni biraz daha işte kızımızı da e, çıkaralım istedik. Onun da çünkü kitapta çok büyük rolü var hemen başlarda. E, bir kere biz <laughs> Mürşit Hocam'a şunu e, ben yönetmek istiyorum. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Hep e, milli Eğitim'le ilgili çalışmalarda e, programlar yaptık, orada hep konumuz oydu, o, o günkü Milli Eğitim'le ilgili neyse onu konuştuk. <laughs> Ama bu mesela de yazma ile ilgili e, böylesi e, çalışmalar e, çok eskiden beri mi vardı yoksa son yıllarda mı başladı? Bu nereden geliyor yazma e, alışkanlığı veya fikri? Hı hı. Öncelikle e, evimize hoş geldiniz diyoruz hı. ve yine e, aynı sözlerimi tekrarlıyorum eğitim ve kültür adına gerçekten ciddi katkıları olan Karasi TV'ye Can Bulat ailesi olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabii ki okumak, yazmak ve konuşmak bunlar ayrı ayrı eylemler. En zor olanı da yazmak olsa gerek. Gerçekten bu teknik anlamda bir desteğe ihtiyaç var, bir bilgiye ihtiyaç var. Fakat öğretmen olmamız nedeniyle bizler, bu zamana kadar hep okuduk, dinledik. Bazı olaylardan etkileniyorsunuz. Bu kitap yazma iki yıl öncesine dayanıyor. Yanıma gelen bir anne ve küçük kızın yatılı belge okuluna müracaatı ile ilgili anasından yola çıkarak bir bireyin yetişmesinde annenin, babanın, ailenin, ebeveynin, öğretmenin ve okulun katkıları üzerinde durduk. Burada amaç kişisel gelişim anlamında bu serüvenler nasıl cereyan etmektedir? Bunlar üzerinde durduk. Tabii ki öncelikle sevgiyi biz kendimize harç tayin ettik. Bir araç olarak tayin ettik. Birey olarak herkesin, herkes kendi anlamda saygın insanlar, güzel insanlar. Fakat bizim iletişimimizde bir takım sıkıntılar var. Küçük kız örneğinde olduğu gibi, küçük kız 6 yaşındadır. Annesi sosyal sorunlardan dolayı ikinci evliliğini yapar. Ama evleneceği şahıs bu çocuğu e, yanında olmasını istemez. Anneye ilettik dedik ki buna bu zamana kadar kim bakıyordu? Benim annem yani anneannesi bakıyordu. Peki o devam etsin. O da yine ikinci evliliğini gerçekleştirmiş. Onun da e, eşi bu çocuğu istemiyor. Burada sıkıntıya sebep olan, maruz kalan çocuğun kendisi. Tabii ister istemez empati yapıyorsunuz, duygusallaşıyorsunuz. Burada itilen, pimpon topu gibi bir oraya bir oraya sevk edilen çocuk sizin çocuğunuz olabilir. Hiçbir sorunu, hiçbir olayı kendi anlamda içselleştirmediğiniz sürece siz ona bir film gibi bakar, geçer gidersiniz. Daha önce benim böyle bir çalışmam yoktu. Çocukluk yıllarında şiir çalışmalarım vardı. Hatta geçen haftalarda Yeni Asır TV programında da aynı şeyi ifade ettik. Bir ara bu yazdığımız şiirleri Yeni Asır'da Çoluk Dünyası Kulübü diye bir çalışması vardı. Oraya gönderiyorduk. Orada birkaç şiirimiz yayınlandı. Ama bu anlamda deneme tarzında kişisel gelişim tarzındaki çalışmalarımız iki yıl öncesine dayanıyor. Evet. Peki şimdi e, tabii etkilendiğiniz o olayı da anlattınız. Şimdi e, içerisinde daha çok e, onun dışında neleri e, nelere yer vermeye çalıştınız? Nelerin yansımasını aktarmaya çalıştınız? İsterseniz biraz o konudan da bahsedelim Hı -hı. ve hemen e, daha başında e, Ece e, kızımızın bir şiiri var. Onun için başrolde dememin Hı -hı. nedeni o. Hı -hı. E, onun o şiirini bir okutalım e, kendisine. Bir dinleyelim oradan bir e, devam edelim. İyi olur. <laughs> Kişisel gelişimin tarifine baktığımızda bireyin sosyal sorunlara karşı kendisini hazırlaması ve bir takım çözümler üretmesi şeklinde ifade edilmekte. Bu öğrenci için gerekli. Bu bir çocuk için gerekli. Anne baba için gerekli. Tabii ki <laughs> insanlar beraberinde bir takım sorunları çözmekle mükelleftir. Bazen biz çocuğumuza yardımcı olayım derken ne yapabiliyoruz? Ona ikinci bir sorun açmış oluyoruz. Hatta bizde fıkradır, ee, öğretmen öğrencinin ödevine bakar, der ki, bugünkü ödevin çok güzel oğlum der, çok güzel yapmışsın der. Ee, babam yoktu, babam yardımcı olmadı, o açıdan güzel oldu der. Burada iletişimlerimizin, yardımlarımızın belli bir düzeyde olması gerekir. Yani siz bilmiş olduğunuz o bilgileri çocuğunuza aktarırken o seviyeye inmek zorundasınız. Aile, işi, aile içi ilişkilerde sevgi bağı ne derece önemli? Bizler sohbetimizin başında ifade ettik. Güzel insanlarız ama iletişimimizde bir takım sıkıntılarımız var. İşte biz ne yapacağız? Bu iletişimi sevgi ortamı içerisinde sergilemeye çalışacağız. Ne gibi? Hikayedir köpek ile zürafa birbirlerini çok sever ve aşık olurlar. Daha sonra evlenirler. Şimdi her birisi de kendisi için güzel olan şeyleri birbirine verirler. Köpek için kutsal olan nedir? Et ve kemiktir. Zürafaya bunu verir. Zürafa için de değerli olan, kutsal olan nedir? Ağacın üstündeki taze filizlerdir, yapraklardır. O da köpeğe bunu verir. Fakat bakarlar ki belli bir süre sonra, sonra her ikisi de mutlu değil. Niye mutlu değil? Çünkü kendince değerli olan şeyler eşleri tarafında itibar görülmez. Sonra kafa kafaya verirler. Derler ki biz bir yerde yanlış yapıyoruz. Peki ne yapacağız? Sana göre kutsal olan nedir? Et ve kemik. O halde ben sana ne vermeliyim? Et ve kemik vermeliyim. Bana göre de iyi olan nedir? Yapraktır, yeşil yapraktır. Ben de sana ne vermeliyim? Bu yeşil yaprakları vermeliyim. Yani biz ilişkilerimizi düzenlediğimizde birbirimize daha farklı bakacağız. Bunu e, bütün iletişim içinde olduğumuz insanlara da bunu e, Tabii, işte çoluğumuza, bir, evet. çocuğumuza, arkadaşlarımıza mı, yani. neyse onun hoşlandığı, yani. onun e, ona hitap eden neyse bunu vermemiz evet. gerekir. Bunu da buradan bu bir, bu eklemek bir mesajdır. Evet. Bu bir mesajdır. Sevgi dolu bir mesajdır. Çünkü anı iyi değerlendirmeyiz. Sadece bugün varız. Yarın olup olmayacağımız konusunda bir takım endişeler var. Neyi paylaşamıyoruz ki? Niçin biz kendi eşimize olumsuz anlamda bakabiliyoruz? Bakınız bu bakışlar karşılıklıdır. Eğer siz eşinize bir çöpçü olarak bakarsanız eşiniz de size çöpçünün eşi olarak bakar. Siz karşı tarafa nasıl bir değer, nasıl bir anlam yüklüyorsanız o da size aynı şekilde cevap verecektir. Yani sizin bakışlarınız aynı bir şekilde size geri dönüt olacaktır. İşte bunlar bizim için son derece önemlidir. Bir de biz genelde çocuk eğitiminde sürekli kıyaslıyoruz. Çocuklarımızın aynı olmasını, eşit olmasını arzuluyoruz. Hayır öyle değildir. Her çocuğun duygusallığı farklıdır. Her çocuğun ilgi alanları farklı farklı olan şeylerdir. Bunları da ebeveyn olarak birbirine karıştırmasak daha iyi oluruz kanaatindeyiz. Bu anlamda bizler diyoruz ki öncelikle çocuklarımızı iyi anlamaya gayret gösterelim. Ve diğer taraftan kendi ilişkilerimizde e, sevgiye yer verelim, karşılıklı anlayışlara yer verelim. Tabii sadece aile içerisindeki iletişimler yetmiyor. Mesela geniş aile, bundan önceki yıllarda geniş ailede ne vardı? Büyük annenin, büyük babanın, mahalledeki yaşlı bilgecek kişilerin katkısı vardı. O bizler için belki birer savcıydı, birer tabip tabipti, sorunlarımızı onlar çözüyorlardı. E şimdi şu anda geriye dönüt mümkün olmadığına göre artık günümüzde çekirdek aileler söz konusu olduğuna göre biz bu hakimliği, bu bilgeliği, bu doktorluğu kendimiz yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Bilerek yapacağız. Bilinçli bir şekilde anne bilinçli bir şekilde çocuğuna yaklaşmaya gayet gösterecek. Aynı şekilde baba da son derece önemli. Çünkü baba bir simgedir. Baba bir duruştur. Eğer siz bu duruşunuzu evde göstermezseniz aile içerisindeki çocuklar aile dışındaki insanları kendilerine simge olarak alırlar. Bundan dolayı özellikle bir takım parçalanmış ailelerde eşler kendi aralarında sorunları olabilir. Ama bu sorunları ne yapmamaları gerekir? Çocuklarına yansıtmamaları gerekir. Anlaşamayabilirsiniz. Fakat o evladınız için annedir. O evladınız için bir babadır. Buradaki ilişkilerimiz de çocuğun gelişiminde son derece hatta geçen haftalarda kadınlar günüydü. Yeni Asır televizyonda da aynı güne denk gelmiştim. Orada da aynı şeyi söyledik. Çocuğun bir insanın çocukluk yıllarındaki yaşadığı travma ömür boyu hayatına etkilemektedir. Amerika'da bir hapishanede seri katille röportaj yaparlar bu cinayetlerinin sebebi araştırılır psikologlar tarafından. O da şunu ifade eder. Der ki ben alkolik bir babaya sahiptim ve beni sürekli döverdi. Ama beni hiç kimse kurtarmadı. İşte bu çocukluk yıllarındaki travma bunun insanlara karşı ölç almasına kadar sebebiyet veriyor. Kadına karşı şiddeti son derece kınıyorum. İnsanlar sözlerinin bittiği yerde eyleme müracaat etmeleri gerekir ki bu da güçsüz bir insana karşı olmaz. Şimdi böyle bir ortamda yetişen bir çocuğu düşünürüz. Onun dünyasını, onun hayalini, onun geleceğini düşünürüz. Bir çocuk bir dünyadır. Hatta Doğan Cüceloğlu bir kitabında öyle diyor. Ben diyor çocuğuma bakarken onu kendi çocuklarının dedesi olarak algılarım diyor. Çünkü o büyüyecek, evlat sahibi olacak, o da büyüyecek, o da evlat sahibi olacak diyor. Ama bu çocuk yaşadığı çocukluk duygularını önündeki yıllara sergileyecek. Çünkü çocuk çok iyi tahlil eder. Aileyi çok iyi tahlil eder. Eğer siz ilişkilerinizde çocuklara karşı olan ilişkilerinizde iyi bir şey sergilemiyorsanız bunu aynen alacaktır. Bu budur. Aynen. Aynen. Bunun başka bir şeyi yok. Aynen. Kesinlikle evet. yoktur. Peki şimdi bir Ece'ye bir dönelim. Ece sen artık o kitapta da gördük ve Programdan önce de biraz konuştuk. Sen şiir yazıyorsun. Peki seni önce bir tanıyalım bakalım. İsmin hangi okuldasın? İsmim Ece. Atatürk İlköğretim Okulundayım. Evet. sınıf? 3. Üç, sınıf 3C. Üç 3C. Peki sen e, babanın kitabında e, şiirin oluyor. Onun dışında ne zamandır şiirler yaz, yazıyorsun? Çok eskiden beri mi yazıyorsun? Hayır, eskiden beri değil de evet. ...hayalimi yazdıktan sonra. Ee, diğerlerini de yazmaya o zaman başladım. O zaman başladım. Senin bir hayalin varmış orada kitapta. Hı -hı. Onu bir e, şöyle bir okuyabilir miyiz? E, okuyabilir misin bize? Hı -hı. Evet. Hayalim. Benim bir kelebeğim olsa rengarenk kanatlı, mavi gözlü ve sarı saçlı. Ah bir dünya olsa, kötü insanlar olmasa, sadece iyiler olsa, her yer kitap ile dolsa. Benim bir kedim olsa, ismi Esma olsa, gözleri mavi mavi hep bana baksa. Ah bir yatağım olsa, üstü pamuk şeker, altı çikolata olsa, bir de beni uyutsa. Evet. O kedinin adı Esma nereden? Esma ismini çok mu seviyorsun? Esma en sevdiğim arkadaşım. Öyle mi? Onun için. Ama beni beni kedi ismi koymuşun beni diye şey yapma değil mi sana sistem evet, etmedim? Evet. Hayır da bir de zaten e, aklıma gelen ismi oldu. Uygun evet. da olduğu için. Biliyorum. Ben o kediyi de çok seviyorum. Onun için en sevdiğim arkadaşımın ismini koydum diyorsun. Evet. Evet. Peki bu şiirlere devam mı? Mesela sen e, yarışmalara falan da herhalde önümüzdeki günlerde gireceksin anladığım kadarıyla. Şu anda bir tane okuldaki e, bir yarışmaya girdim. Aldın girdim. mı derece aldın mı? Hayır daha açıklanmadı. Daha açıklanmadım. açıklanmadı. Peki inşallah orada başarılı olursun. Peki <laughs> kitap okumayı seviyor musun Ece? Evet seviyorum. Okuyor musun kitap? Okuyorum. E, hatta yaz tatilinde 63 tane kitap okumuştum. Yaz tatilinde 63 tane kitap okudu. Yaz tatili 2 ay olsa günde bir kitap neredeyse. Hadi, e, öğretmenlerin e, yani öğrencilerin 3 ay falan. işte 75 gün, işte 3 günde bir bir kitap, 2 günde bir kitap. Evet. Maşallah hocam. Evet. Şimdi bu e, tabii şey bu aslında ideali bu. Hı hı. E, çünkü ben birçok e, kitap, bizim zamanımızda tabii işte biliyorsunuz biz daha çok kitap okurduk. Şimdi çocuklara biz kızıyoruz gençlere ama onları kitap okumamak için, onların kitap okumaması için birçok neden var. Bizde çok az neden vardı ve biz okuyorduk mecburen e, o e, çizgi romanları da okuyorduk ama onun yanında kitap da okuyorduk. Şimdi böylesi e, çocuklarımızın kitap okuması çok güzel bir şey. E, bu alışkanlık... Mutlak surette az önce anlattığınız gibi yansıma sizden görüyor ki okuyor veya bu evde kitap okunuyor ki okuyor evet. değil mi ne diyorsunuz? Evet e, tabii ki çocuklar ebeveynlerinde gördüklerini kendi hayatına yansıtırlar. Evet. E, bizim evde olabildiğince az televizyon izlenir, e, olabildiğince e, kitap okumaya gayret gösterilir. Evet. Anne ve baba olarak e, zaten <laughs> ben çocuklarım okul çağına geldikten sonra özellikle kitap okuma alışkanlığını biraz daha yükselttim. Çünkü onlara öncelikle yapması gerekenler hususunda kendimin bir örnek olması gerektiği bilincindeyim. Bunu da zaten kitap aralarında var okumanın önemi konusunda zaman zaman aile içerisindeki olan yansımaları kitabımızda ele aldık. Bu da bir mesajdır sayın hocam biz karşımızda olması gereken şeyleri kendi hayatımızda da uygulamamız gerekmektedir. Geçen hafta Gençlik Bakanlığı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir anket çalışması dikkatimi çekti. Hatta onu ben kestim masamdaydı. Yapılan gençler üzerinde yapılan ankette gençliğimizin daha az kitap okuduğu ve daha az kitap spor yaptığı üzerindeydi. Burada Suç bulmak değil, birilerini suçlamak değil, burada bizim de paydamız var. Biz paydaşız bu konuda. Bu itibarla e, bu beni motive etti. Evet. Ne yapabiliriz? Kitap okuma konusunda ne tür bir alışkanlığımız olabilir, ne tür bir mesajımız olabilir? Aynen bu e, Deniz Yıldızı e, örneğinde olduğu gibi, yazar <laughs> e, biraz yorulmuştur, dinlenmek amacıyla sahile gider, deniz kenarına gider. Orada bir gencin deniz yıldızlarını tek tek sahilden alıp denize, denize attığı, attın. attığını görür. Ne yapıyorsun der? İşte bunları kurtarıyorum der. Ama binlerce deniz yıldızı var der. Tam o esnada bir tane daha deniz yıldızını atmıştır. Olsun bak, bunu kurtardım der. Bu itibarla sizler ülkenin tamamının okuma konusunda bir şeyler katamayabilirsiniz. Ama bir gence, bir bireye, bir öğrenciye örnek teşkil etmiş olursunuz. Bunu da içselleştirerek yani yaşayarak ancak sadece söylemekle bu alışkanlıkların oluşması hiç de kolay olmasa gerek. Evet hocam tabii ki şimdi çok olumlu bir şekilde çocuklarıyla aile olarak işte böylesine kitaplar okuyora, eğitimlerini tamamlayan Birçok ailemiz, birçok insanımız var Türk toplumunda ama hayat şartlarından veya bulundukları çevreden veya işte daha önce parçalanmış o ailelerden gelen çocukların olumsuzlukları da var. Mümkün olduğunca bunların azalması lazım. Bu da eğitimcilerin Aynen. görevi. Eğitimciler olarak böylesi yaptığınız çalışmalardan dolayı bizler de sizi tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz aynı zamanda da. Bütün bunlar topluma olumlu bir şekilde yansıyacak, onun semeresinde, faydasında bizler göreceğiz. Son sözlerinizi alayım isterseniz programı yavaş yavaş kapatacağım. Zaten burada yine farkındalık yaratma adına buradaki mesajımız buradan elde edilecek gelirle eğitim adına harcamalar yapmak. Yine az önce verdiğimiz örnek misali küçük olabilir ama örnek teşkil etmesi bizim için son derece önemlidir bir öğrenciye burs temin etmek, bir çocuğumuzun okul öncesi eğitimini alması veya herhangi bir sınıfın kütüphanesinin donatılması, kitaplarının donatılması evet. bunların miktarı önemli değil, niceliği önemli değil. Ama bir tane dahi olsa var olması gerçekten örneklik teşkil etmektedir. Bir de okumayı sağlamak, oluşma, okuma alışkanlığı sağlamak açısından böyle bir şey üzerinde durduk tabii ki bu devam edecek evet. yani bu seri dedik zaten buna önümüzdeki günlerde yine e, ikincisini üçüncüsünü e, yazma konusunda e, kalan vakitlerimizde e, yine çalışmalarımız devam edecek diyorum peki çok teşekkür ediyorum e, devamını bekliyoruz ve Ece e, kızımıza da e, Derslerinde başarılar diliyoruz ve aynı zamanda da tabii ki şiirlerinde ee, önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Ee, tekrar teşekkür ederim. Burada ben kitabı size gösterirken seyircilere arkada o e, bir, bir cümle var onu okuyacağım. Ee, değerli kitap dostu elinizdeki bu eser bir umut parçasıdır. Siz şu an bu yazıları okurken o umudu ışıldatıyorsunuz. Neden mi? Sayenizde bu kitaptan elde edilecek gelirle adını belki de hiç bilemeyeceğiniz bir çocuk Eğitimi adına destek görmüş olacak bu kitap. Umarım sizin gözlerinizde de umudun yansıması olur demişsiniz. Ee, teşekkür etmişsiniz kitabı alanlara. Kitabı tabii ki kitapçılardan bulabilirler değil mi hocam? Evet. Peki. Evet sevgili seyirciler bugün Milli Eğitim Şube Müdürü Mürşit Can Bulat'ın evindeydik. Bu yazdığı kişisel gelişim serisi kitaplarının ilkiydi. İkinci baskısını yaptı. Bu e, kitap üzerine bir sohbetimiz oldu. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.